İnternet sitesinde aldığı bilgisayar yerine boş kargo poşeti geldi. Ne 8100 TL ödediği bilgisayarını alabiliyor ne de parasını. Kızım tıp öftesini kazandı. Buna bir laptop almak için ayın 16'sında bir laptop siparişi verdim. 3 gün sonra 4 gün sonra kargodan bize boş bir poşet geldi. Gaziantep'in İstahiye ilçesinde yaşayan İsmail Yüksel tıp fakültesi okuyan kızı için kredi kartıyla internet sitesinde gördüğü ve 8100 TL'ye satılan dizüstü bilgisayarı satın aldı. 6 ay vadeli bir şekilde bilgisayarı alan Yüksel heyecanla kargonun gelmesini bekledi. Fakat aldığı telefonla şok yaşadı. Kargo şirketinden aradılar. Dediler ki hocam bu poşet boş. İçi boş. Biz de tutuk müşteri hizmetlerini aradık. Anlaşmalı olduğumuz tedarikçi firma hemen gönderecek. İlk önce fiş gönderiyormuş. Güya sonra laptopu gönderiyormuş. Biz de tamam dedik. Bekle bekle. Bizi aradılar. Dediler bu bilgisayar elimizde kalmamış. Biz size tekrar bilgisayar göndereceğiz. Tamam dedik. Günlerdir gelmeyen bilgisayarı nedeniyle mağdur edildiğini belirten İsmail Yüksel, son olaraksa konuyu tüketici hakem heyetine taşıdı. Aradılar tekrar, bu laptop zedelenmiş, kargo iade etmiş. Öyle bir şey yok. Yalan. Sen bize kargo zaten boş geldi. İkinci bir defa gönderdiysen bize gelmeden zedelendiğini sen nasıl biliyorsun? Ve mağdur olduk, rezil olduk. Ne laptopu alabildik, ne paramızı alabildik, ne yerine başka bir şey geldi. İsmail hocam, böyle bir poşet miydi elinizdeki? Aynen öyle bir poşetti. Bomboş, içki. Maalesef. Acı bir gerçek. Bunların çaydırıcı bir ceza verilmesini istiyorum. Ben hem bilgisayarı alamadım, hem mağdur oldum. Yani 3-5 türlü böyle rahatsız olacak hale geldik.